Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google'ın otomatik tamamlama aracı nedir, nasıl kullanılır? Semrush'ın Keyword Magic Tool aracıyla beraber bu ikisi nasıl kombine edilip içeriye başlamadan önce doğru ara başlıklar nasıl belirlenir gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Ben Doğukan Kozba, webmasterlara motive sağlamak amacıyla ekosisteme adeta bir güneş gibi doğmuş Kozbo.org web sitesiyle sadece kanıtlanmış ve bu zamana kadar anlatılmamış SEO yöntemlerinin anlatıldığı Kozbo YouTube kanalının sahibi. 10 yılı aşkın süredir WordPress ve SEO alanlarında hem çalışıyorum hem de profesyonel anlamda hizmet veriyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Google'ın autocomplete aracı bir içeriğe başlamadan önce içerikte kullanmanız gereken alternatif anahtar kelimeleri çıkartabileceğiniz webmasterların kullanımına ücretsiz bir şekilde sunulmuş bir araçtır. Aracı kullanmadan önce gizli bir sekme oluşturduktan sonra Google'ın resmi web sitesine girmeniz yeterlidir. Örnek veriyorum anahtar kelimemiz viski fiyatları. Viski fiyatları ile alakalı biz içerimizde kullanmamız gereken anahtar kelimeler var, ara başlıklar var. Bunları nasıl temin edeceğiz? Gelin beraber öğrenelim. Google'a viski yazdıktan sonra bakın gördüğünüz gibi zaten fiyatları ve fiyatları 2022 gibi kelimeler karşımıza çıkıyor. Bizim anahtar kelimemiz viski fiyatlarıydı. O yüzden aramamızı fiyatları olarak arttırıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi çeşitli anahtar kelimeler bizlere verildi. Jack Daniels viski fiyatları, işte viski fiyatları Migros, viski fiyatları 2022, viski fiyatları yüzlük veya işte Balantines viski fiyatları gibi kelimeleri kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Eğer bu sorular 50 kelimenin üzerinde bir cevaba sahipse bunları H2, H3 gibi teklerle kullanabilirsiniz. Ama direkt olarak bir soru kalıbıysa bu yapıları FIQ olarak da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum John Walker Whiskey ne kadar gibi bir soru kalıbını FIQ içerisinde kullanabilirsiniz. Fakat John Walker Whiskey fiyatları gibi bir ara başlığı direkt olarak H2 ve H3 gibi teklerle kullanmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Diğer yandan alt bölümde de Jack Daniels fiyat Şivas Viski 35'lik Viski fiyatları 2022. Jack Daniels fiyat 2022. Yine Semrush'ın de... Keyword Magic Tool aracındaki alternatif anahtar kelimeleri de ara başlık olarak kullanmak ilgili içeri çok çok daha esiyonlu hale getirecektir. Burada Viski fiyatları şeklinde bir arama yapıyoruz. Hem ilgili anahtar kelimenin aylık arama hacmini trend seviyesini ve ilgili kelimenin ne kadar bir zorluğa sahip olduğunu da yine keyword magic tool aracından öğrenebilirsiniz. Buradan alabileceğimiz kelimeler de viski fiyatları 2022. Bunu zaten Google'ın auto complete aracından almıştık. 35'lik viski fiyatları alınabilir. Black ram viski fiyatı mesela bu geçmiyordu. Balantines viski fiyat. Bunu Google'ın auto complete aracından da zaten almıştık. JB viski fiyat Migros viski fiyatları 2022 bu da yine zaten oto otokomplet aracından almış olduğumuz bir kelimeydi. Buradaki kelimeleri de kullanmanız, ilgili içeriye başlamadan önce bu işlemlerin hepsini yapmanız oldukça önemli. Yine size örnek teşkil etmesi açısından ben bu içeriye başlamadan önce zaten alternatif kelimeleri çıkarttım. İşte kullandığımız kelimeler viski fiyatları 2022, Red Rable fiyat, Jack Daniels fiyat, Valentines viski fiyat gibi gibi arkadaşlar zaten kelimeleri görebiliyorsunuz. Burada mesela Jack Daniels hangi ülkeye ait diye bir soru kalıbı bulduk. Bunu direkt FAQ'da kullandık. Çünkü buna bizim 100 kelimelik bir cevap üretmemiz çok imkan dahilinde değil. Yine zaten Şivas'ı, burada Şivas legal fiyat olarak bir H2 başlığı attık. 100 mililitre Şivas ne kadar sorusuna da direkt olarak FAQ olarak bir ara başlık kullandık. Üstü uyumlu içerik nasıl yazılır? videosunda da söylediğim gibi tablolar kullanmak, listelemeler kullanmak, alıntılar kullanmak oldukça önemli. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kal.